Hoş geldiniz. 7 yıl öncesinin başbakanı Ahmet Davutoğlu diyor ki, benden sonraki başbakan milyarlarına milyarlar kattı. O isim son başbakanı olan Binali Yıldırım ise olması gereken siyasetle yargının bunu ihbar kabul edip harekete geçmesi değil mi? Öyle ya, bu açıklamanın sahibi kısa bir süre önce Türk Devleti'nin Milli İstihbarat Teşkilatı dahil bütün kurumlarının bağlı olduğu ve her şeyi bilen, namazında, abdestinde eski bir AKP'li. Öyleyken saray, iktidar ve yargı asla harekete geçmeyecek, zira Binali'nin kimin adamı olduğu bellidir. Bakın, milyar demek eski parayla katrilyon demek, yani büyük, çok büyük paradır. Soruyorum, bütün ömrü boyunca maaşlı çalışan biri nasıl böyle bir paranın sahibi olabiliyor? Sadece bu beyan ve fotoğraf AKP'yi tanımlamıyor mu? Şunu da ilave edeyim, Ahmet Davutoğlu bu iddiasının arkasında durmalı, arkasını getirmeli ki işte o zaman ciddiye alınacaktır. Değerli dostlar, bu arada bundan böyle artık TÜİK'in oran ve rakamları haşa Kur'an ayetleri gibi olacak. Yani yayınlandığı verilere iman etmeyip karşı çıkan hapse atılacak. Şaka yapmıyorum. Saray emretti ve kanun çıkıyor. TÜİK dışında enflasyon oranı açıklayan zindana atılacak. Yani 3 yıl hapis cezası alacak. Susturulmak istenen onlarca uzman akademisyenin kurduğu enflasyon araştırma grubu ENAK'tır. Zira TÜİK'in %62 dediği enflasyonu objektif verilerle son olarak %143 olarak açıklayan onlardı. Bu adım seçime doğru yapılacak büyük karartmaya da hazırlıktır ki yakında benzer düzenlemeler sosyal medya içinde yapılacak. Bunun okuması ise Türkiye'nin her an baskın bir seçime gidebileceğidir. Evet, an itibarıyla alınmış bir karar yok. Lakin Tayyip Erdoğan durumu lehine gördüğü an düğmeye basar. Beklemesinin sebebi ise anketlerin kötü gelmesi. Yaz sonu enflasyon mevsimsel ve baz etkisiyle bir miktar geri çekilir gibi olur ve de durum oy olarak anketlere yansırsa sonbaharda böyle bir seçim mümkün olacak. Çünkü Erdoğan kışa girilirse oylarının daha da düşeceğini biliyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın dün Mustafa Destici'ye yaptığı sürpriz ziyareti bu çerçevede değerlendirmek, okumak gerekiyor ki konuştuğum Büyük Birlik Partili iki isim bunu doğruladı. Aynı şekilde Yüksek Seçim Kurulu'nun normal seçime daha 14 ay varken bugünden il ilçe seçim kurulu başkanları ve üyelerini 6 Temmuz'a kadar alel acele belirleyecek olması her an seçim kararı alınabileceğinin bir diğer işaretidir. Tayyip Erdoğan'ı erken seçime teşvik eden bir diğer olgu muhalefetteki dağınıklık ve toplumda ümmit olamaması, yani rüzgar estirememeleridir. Düşünün, Türkiye tarihinin en büyük ekonomik çöküşünü yaşarken muhalefet mitingler yapmak yerine sokak ortasına konan sandalye üstüne çıkarak 3-5 dakika nutuk atıp sözde muhalefetçilik oynamakta. Lakin buna rağmen Cumhurbaşkanı hala tereddüt içinde, çünkü toplumda kendisine karşı büyük bir infialin olduğunun farkında. İlaveten devam eden Rusya-Ukrayna savaşıyla Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Federal Rezerv'ün Mayıs ayı itibarıyla alacağı faiz kararının ekonomimizde beklenen iyileşmeyi sağlayamayacağı görülmekte. Bizzat saray sözcüsü İbrahim Kalın savaşta krizin derinleştiğini ve ekonomimize olumsuz yansımalarının olacağını söylemek zorunda kaldı ki hatırlayın, aynı saray çok değil 2 hafta önce "başardık, Rusya ile Ukrayna'yı biz barıştırdık" narasını atıp propagandalar yapıyordu. Savaşın uzaması
Rusya'dan beklenen 7 milyon, Ukrayna'dan beklenen 2 milyon turistin çok büyük bölümünün gelmemesi demek olacak ki bunun parasal anlamı 20 milyar dolar civarıdır. Bir yanda beklenmeyen bu durum, diğer yanda Fed'in faiz arttırımı ve piyasadan likiditeyi çekmesiyle Türkiye döviz kıtlığına düşecek ve her ay artan cari açığı finanse edemeyecek duruma gelip iflas riskiyle karşı karşıya kalacak. Bu itibarla yaz sonu her şey iyi olacak demek de mümkün değil. Değerli dostlar, dünden ilginç bir başka haberse şöyle. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu 3. bir ittifaktan söz etti ki kastettiği Saadet, Deva ve Gelecek Partilerinin içinde yer alacağı bir yapıdır. Bilgilerime göre bu 3 partiye 4. bir partiyi de dahil etmek gibi bir düşünceleri var. Ancak o 4. parti bu teklife an itibarıyla mesafelidir ki o İyi Parti'dir. Temel Karamollaoğlu, Babacan Davutoğlu ve Abdullah Gül böyle bir yapının inşası durumunda Cumhuriyet Halk Partisi blokuna oy vermek istemeyen Tayyip Erdoğan'a kızgın AKP'lilerin bu bloka yönelebileceğini ve iktidar partisinde çöküşe sebep olabileceğini söylüyorlar. Buna mukabil bu ittifaka mesafeli olan Meral Akşener'le yakın çevresi ise böyle bir ittifak durumunda merkez sağdan oy alınamayacağını ve İyi Parti'nin bu harmanlamadan zararlı çıkacağını söylüyorlar. Özetle muhalefetin durumu belirsiz. Genel başkanlar Türkiye için politika üreteceklerine kendi kişisel gelecekleri adına siyasi mühendislikler peşinde. Buradan hareketle şu hususun da altını çizmek isterim. Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak ismi sadece o masadaki 6 genel başkan değil, bütün muhalif kamuoyu belirlemeli ki bunun yolu ard arda yapılacak kamuoyu araştırmaları yani anketlerdir. Söyledim, genel başkanlar kendi siyasi hesabı adına A ismi yerine B ismini tercih edebilirler. Oysa esas olan Tayyip Erdoğan'ın iktidardan indirilmesi olduğu için ölçü en çok oyu alanın aday yapılmasıdır. Başka bir anlatımla AKP'nin suç ortakları olan Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu aday belirlemede söz sahibi olacak. Lakin AKP ile mücadelede bedel ödeyen muhalif kamuoyu söz sahibi olmayacak. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Defalarca söyledim, tekrar edeceğim. Hem Babacan hem Gül hem Davutoğlu'nun Tayyip Erdoğan'la kavgası fikirler, ilkeler ekseninde değil, kişisel intikam adınadır. Erdoğan onlara makam verse tamamı hala AKP'de olacaklardı. AKP'ye kurulma aşamasından itibaren aralıksız olarak göğüs göğüse mücadele eden ve bedeller ödeyen biri olarak şahsen bizim arayışımız ve mücadelemiz Tayyip Erdoğan'sız yeni bir AKP yaratmak değildir ki çok iyi biliyorum milyonlarca muhalif seçmen de benim gibi düşünüyor. Biz Tayyip Erdoğan'a öncelikli olarak siyasal İslamcı fikirlerinden ötürü yani onun cumhuriyete olan tavrından, bakışından ötürü karşıyız. Realite bu ise Ahmet Davutoğlu'lar, Abdullah Güller, Ali Babacan'larla ortak iş tutmak gafletten öte bir şeydir. Zira bu isimler öz eleştiri yapmadı, hatalıyız demedi, siyasal İslam'ı sorgulamadı, reddetmedi. Tersine malum altı lider bildirisine Atatürk'ü ve 1924 anayasasını ısrarla koydurtmadılar. Türkiye'nin öncelikle hedefi Tayyip Erdoğan'ı göndermek olmalı. Çünkü bu mücadele Türkiye'nin malum zihniyetle olan kavgasıdır. Bunun için de ifade ettim. Kimin halkta karşılığı varsa
o aday yapılmalı. Yaşananlar ortada. Tayyip Erdoğan zihniyeti eşittir. TC ibarelerini valiliklerden indirilmesi yetmedi. Camilerden bile kazınmasıdır ki Diyanet bunun için emir bile yayınladı. Dedi ki 14 Nisan'a kadar cami duvarlarından, cami tabelalarından teceler kaldırılmaz, kazınmazsa onu yapmayan, kazınmayan imamlar cezalandırılacak. Allah aşkına cami girişlerinde var olan, mesela sosyal medyaya yansıdığı için örnek vereyim, TC Gölcük Müftülüğü Erbaş Camii tabelasından TC'yi çıkarmanın nedir sebebi, hikmeti? Cevap arıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nden bu nefretiniz neden? Türk denmesi sizi niçin rahatsız ediyor? Bu ülkenin ve devletin adı Türkiye Cumhuriyeti değil mi? Ki Osmanlı döneminde bile Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen kargolara adres olarak Türkiye yazılırdı. Yine Diyanet ve Müftülük bu devletin kurumu, organı değil mi? İşte bu ve buna benzer onlarca, yüzlerce faciadan ötürü AKP'nin siyasal İslam zihniyetine karşıyız. Bu ülkede ümmetçilik, Kürtçülük yani ırkçılık yaparsan demokrat olabiliyorsun. Lakin ırkçılık yapmayıp 85 milyon hepimiz Türk milletindeniz, Türk milletinin mensubuyuz derseniz faşist ilan ediliyorsun. Bu arada pahalılık var demeyi vatana ihanet gören ve bunu yaptığı için Baki Ersoy'u Milliyetçi Hareket Partisi'nden kovmak için disipline gönderen Devlet Bahçeli'ye de sormak istiyorum. Diyanet'in bu yaptığına niçin susuyor? Evet cevap ver ey Bahçeli, tecelerin kazınması pahalılık var demekten daha mı önemsizdir? Yoksa bir şey dersem Tayyip Erdoğan'ı üzerim diye mi düşünüyorsun? Pardon ama senin için vatan Türkiye midir, Recep Tayyip Erdoğan mı? Bu vesileyle şunu da aktarayım. Devlet Bahçeli 2 gün önce Milliyetçi Hareket Partisi mahallesinin uşaklarını partilerine geri çağırıyorum gibi bir ifade kullandı ki kastı MHP ile uzak yakın alakası olmamış Yavuz Ağır Alioğlu değil Koray Aydın'dır. Önce bir düzeltme yapalım. Koray Aydın aslında Trabzon uşaklarından değil, zira kendisi Bitlislidir. Yani babası oradan zorunlu olarak Trabzon'a göçmüş, kaçmıştı. İkinci husus, Koray Aydın nerede olursa olsun ne hikmetse Devlet Bahçeli'ye rağmen soluk almaz almıyor ki 2011'de MHP Genel Başkan adayı olduğunda da amacının MHP içindeki Devlet Bahçeli karşıtlarını afişe etmek olduğu daha sonra yaşananlarla kanıtlandı. Değerli dostlar, bu arada dün malum Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faizi yine %14'te sabit bıraktı. Benim anlamadığım faizi %15-16'lardayken faizi nasıl yasaklıyor, size bize ne oluyor diyerek %14'e çektiren Tayyip Erdoğan'ın 4 aydır %14'te beklemesi ve neden park ettiğidir. Ne yani %15 haramda %14 değil mi? Ayrıca düşük faiz eşittir düşük enflasyon diyen Tayyip Erdoğan pahalılıkla mücadeleden bu şekilde vaz mı geçmiş oluyor? Sadece bu fotoğraf bile Tayyip Erdoğan'ı resmediyor, tanımlıyor. Noktalarken videolarımı dostlarınızla paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.